Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için inkılap tarihinden çıkabilecek muhtemel soru tipleri adı altında 5 tane soru hazırladım. 5'te 5 beş yapana ben kalbimi bırakacağım. Çünkü sorular seçili arkadaşlarım. Sınavda çıkabilecek sorulardır. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz 1. Dünya Harbi ile ilgili. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Şimdi bakalım. Öğrencilerim bu konuyu anlamış mı? Diyor ki bu yapıda kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Nasıl bir yapıymış? Birlikte bakıyoruz şimdi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorlukların parçalanması ile beraber birçok milli yapıda devletler kuruldu. İmparatorlukların sonu geldi artık. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. Alman İmparatorluğu yıkıldı. Rus Çarlığı darmadağın oldu. Ve artık yerlerine yeni devletler kuruldu. Şimdi Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Türkiye milli yapıda kuruldu. Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında ilan etti. Polonya milli yapıda kuruldu. Macaristan Avusturya'dan ayrıldı. Avusturya zaten başı başına bağımsızdı. Sadece ikisi ayrıldı. Ancak Yugoslavya milli yapıda bağımsız olmadı. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü Yugoslavya milliyet esasına göre bağımsız olmadı. Yugoslavya çok uluslu yapıda bağımsız olduğu için milli bir yapıyı içinde bulundurmamıştır. Diğer devlet ise Çekoslovakya'dır. Hatta bu iki devlet 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecekti. Cevabımız Yugoslavya'dır. Anlaştık mı? Gelelim ikinci sorumuza. Hadi bakalım. Buna benzer sorular geliyor. Dikkat ediyoruz. Hukuku Beşer Başyazarlığını yapan ve burayı Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşılacak kuzumuz var diyerek İzmir'in işgali sırasında Yunan kuvvetlerine karşı çıkarak milli mücadelenin ilk kurşununu atan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Osman Nevres'tir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şekiller arasında Osman Nevres yok. Onun lakabını kullanacağız. Tabii ki buradaki cevabımız Hasan Tahsin değerli arkadaşlarım. Diğerleri hakkında bilgiler verecek olursak eğer. Sütçü İman. Maraş savunması değil mi? Şahin Bey Antep savunması. Ekstra bilgi veriyorum sizlere. Ali sahip Urfa savunmasıdır. Unutmuyoruz. Maraş, Urfa, Antep. Şerife Bacı 21 yaşında kadın kahraman arkadaşlarım teçhizat taşırken maalesef donarak vefat etmiştir. Şehit olmuştur. Kara Fatma'da milli mücadelede önemli rol oynayan önemli kişilerden biridir. Cevabımız Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarlığını yapan Hasan Tahsin olacaktır. Okey. Gelelim ikinci sorumuza. İnşallah burada takılmazsınız. İnşallah takılmazsınız. Birinci TBMM aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir? Sonra değil ha önce. Şimdi A şıkkına baktığımızda bize Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı vermiş. B şıkkı yani Tivattaniye, C şıkkı Moskova Antlaşması, D şıkkı Halifeliğin kaldırılması, E şıkkı Teşkilat-ı Esasiye. Şimdi iki gözümün çiçekleri. Diyor ki hangisi önce gerçekleşmiş değil mi? Mudani Ateşkes büyük taarruzdan sonra gerçekleşti. 1922 yılında. Sıcak çatışma dönemi sona erdi. Yani i Vataniye 29 Nisan 1920 yılında kuruldu. Yani TBMM açıldıktan 9 gün sonra 1991 yılında bu yasa kaldırılacaktı. Moskova Antlaşması 1. Yunan Savaşı'ndan sonra yani 16 Mart 1921 yılında halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 Yazmayı unuttum la. Teşkilat Esası 1. Yunan Savaşı'ndan hemen sonra devreye girdi arkadaşlar. Yani 1921 yılında. Cevabımız burada ne olacaktır? Hıyaneti Vattaniye Kanunu olacaktır. 1. Yunan Savaşı'nın sonuçlarını bilmemiz lazım. Teşkilat Esası ve Moskova Barış Antlaşması bunlardan en önemli Cevabımız B şıkkı. Hadi bakalım. Gelelim diğer sorumuza. Ankara Antlaşması'nın maddelerinden hangileri misak milli kararlarından taviz verildiğine kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım bakalım. İlk öncüle baktığımızda taraflar arasındaki silahlı mücadele son bulacaktır. Burada herhangi bir taviz var mı? Ve şunu sorayım sizlere. Misak-ı milli ne demek? misak milli ulusal sözleşme demek değil mi? Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını simgeleyen belge demek. Burada herhangi bir tavizden bahsedemiyoruz. Çatışma sona eriyor. Taraflar genel af ilan edecek. Normal bir durum. Herhangi bir tavizden bahsedemeyiz. Bunu da bir ele. Fransa'nın Suriye'den çekilmesi durumunda Hatay ve İskenderun'da özel bir devlet kurulacaktır. Hatay. İkinci tavizdir arkadaşlar. Bakın. Cevabımız yalnız üç olacaktır. İlk tavizi de vereceğim sizlere. İlk taviz Moskova Antlaşması ile Batum iken. İkinci taviz Ankara Antlaşması ile Hatay'dır. Unutmayın Hatay 1939 yılında yani Mustafa Kemal'in vefatından bir yıl sonra İsmet İnönü döneminde Osman, yani Osmanlı ana vatana katılacaktır. <laughs> Hadi bakalım. Geldik. Diğer Tarihler. Ben dikkat ettiniz mi tarihleri biraz ağırlık verdim. Değerli arkadaşlarım. Tarihler bizim için önemli. Şimdi çoğu arkadaşım gördü. Hocam biz tarihleri bilmesek olur mu? Eğer tarihleri bilirsen 3 adım öndesin. Bir adım değil. Demedi deme. Şimdi bakalım soru bizden ne istiyor. Türkiye'deki 1920 ve 1922 yılları arasındaki gelişmeler düşünüldüğünde alanlardan hangilerine öncelik verilmiştir? Şimdi ben size şu bilgiyi vereyim önce. Kurtuluş Savaşı'nın tarihini biliyor muyuz? Şimdi bazı arkadaşlarım Kurtuluş Savaşı ile Çanakkale Savaşı'nı karıştırabiliyor. Maalesef ki maalesef. Kurtuluş Savaşı'nın tarihi 1919 ile 1923 yılları arasıdır. Anlaştık mı? Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra her şey başlıyor. 24 Temmuz 1923 yılında her şey bitiyor. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın tarihini aldık mı? Aldık. Diyor ki eğitimde birliğin sağlanması. E be hey kardeşim sen sava e e savaşın içindesin. Sen burada birliği mi savunacaksın? Yoksa ulusal bağımsızlığa mı öncelik vereceksin? Tabii ki ulusal bağımsızlığa öncelik vereceksin. Eğitimde birlik ne zaman sağlanacak? 3 Mart 1924 yılında. Yani Cumhuriyet ilan edildikten bir yıl sonra hangi kanunla tevhidi, tedrisat kanunuyla. O yüzden biz ne yapıyoruz, bunu ediyoruz. Anlaştık mı? Milli savunmanın gerçekleştirilmesi. Ha. Şimdi bundan bahsedebiliriz. Çünkü kurtuluş savaşında, çünkü kurtuluş savaşında düşüneceğin tek şey savunmadır ve bununla beraber e, ulusal birlik ve beraberliği sağlamadır. Sen bunları sağlarsan bağımsızlığa rahat rahat gidersin. Tamam, bunu aldık mı? aldık. Diyor ki rejim bunalımının aşılması. E arkadaşım daha savaşın içindeyiz. Ne rejiminden bahsediyoruz? Daha devlet ortada yok ki. Devlet ortada olmadığı için herhangi bir bunalımdan da bahsedemeyiz. Ki zaten şimdi siz şöyle düşüneceksiniz. E hocam 1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldırılmadı. E tamam kaldırıldı ama daha devlet kurulmamış. Lozan'dan sonra ne oldu? 27 Ekim 1923 yılında hükümet bunalımı yaşandı. İki gün sonra ise Mustafa Kemal 29 Ekim'den bir gün önce şunları dile getirdi. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yani devlet yavaş yavaş kurulduktan sonra bunu açacaksın. Savaş durumunda olduğun için biz bunu da ediyoruz. Cevabımız B Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.